Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Eski videolarımızdan birinde şu şekilde bir sensör kartı tamir etmiştik. Bunun üzerinde 2 adet sensör bulunuyor. Bir adet LDR, bir adet de PIR dediğimiz hareket algılayıcı sensör. Hareket algılayıcı sensörün sağlamlığı hakkında sorular gelmiş. Bu iki sensörün sağlamlık testi nasıl yapılır? Multimetre yardımı ile bununla ilgili bilgi vereceğimiz bir video olacak. Öncelikle LDR'den başlamak istiyorum arkadaşlar. LDR'miz Light Dependent Resistor, yani ışığa duyarlı direnç Türkçesi arkadaşlar. Işıkla direnci artıp azalan bir değişken direnç arkadaşlar. Baktığımız zaman üzerinde yay şeklinde bir kırmızı çizgi görüyoruz. Bu kırmızı çizgimizin direnç değeri arkadaşlar. Üzerine ışık geldiği zaman düşmekte. Üzerinde karanlık oluştuğu zaman da yükselmekte. Biz bundan faydalanarak karanlık ve aydınlık ortamları algılayabiliyoruz elektriksel olarak. Ölçümü de oldukça basit. Ölçü aletimizi 20 megaohm kademesine aldım. Şu an aydınlık bir ortamda göstermiş olduğu direnç değerine bakalım arkadaşlar. Şu an 10 kiloohm gibi bir direnç değeri göstermekte. Üzerini kapattığım zaman gördüğünüz gibi 690-700 kiloohm seviyelerine yükseldi. Çektiğim zaman 10 kilo seviyesine indi. Üzerindeki ışığı kestiğim zaman oluşan karanlık seviyesinde arkadaşlar 600-700 kiloohmlara kadar yükseldi. LDR'nin çalışma mantığı bu kadar basit. Bu şekilde bir tepki göremiyorsanız LDR'niz arızalı demektir arkadaşlar. Şimdi diğer merak edilen konuya gelelim. Pir sensörünü nasıl ölçeriz? Pir sensörümüz arkadaşlar içinde bir infrarede duyarlı 2 adet malzeme bulundurmakta. Bunun yanında hemen arkasında da bir FET bulundurmakta arkadaşlar. Buradaki IR'ye duyarlı malzemeden gelen elektriksel sinyal FET'imizin gate'ini tetikleyip FET'imizin source tarafında bir sinyal oluşmasını ve bu şekilde hareketin algılanmasını sağlamakta, temel olarak bu şekilde çalışıyor. Şöyle bir netleme de yapalım. Arka tarafına da baktığımız zaman şurada bir çentik görmekteyiz arkadaşlar. Çentiğimizin olduğu kısım, şuradaki kısım arkadaşlar bizim drain tarafımız, hemen karşıdaki bacak source bacağımız. Şurada şasiye doğrudan bağlı olan bacağımız da GND bacağımız arkadaşlar. Bunun normalde ölçümü şu şekilde yapılır. VCC ve VCC diyorum artık, burada drain ve GND bacakları arasına 5 volt gibi bir gerilim uygulanır. GND ve source bacakları arasına da 100 kilo'luk bir yük bağlanır arkadaşlar. Burada hareket halinde, burada source bacağındaki oluşan dalgalanma osiloskop yardımıyla izlenerek bunun çalışıp çalışmadığı hakkında %100 bilgi sahibi olabilirsiniz. Fakat multimetre yardımıyla da bunun hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. IR malzemenin bozulup bozulmadığını, FET'in çalışıp çalışmadığını bu şekilde multimetrede de anlayabilmekteyiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 2000 ohm kademesine aldım ölçü aletimi. Şöyle gösterelim. Buradan kırmızı probumu arkadaşlar çentiğin olduğu taraftaki bacağıma bağladım. Diğer siyah probumu da source bacağına bağladım arkadaşlar. Şöyle çevirdiğim zaman burada 254-257 gibi bir değer gördük arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz direnç değeri FET'imizin direnç değeri arkadaşlar. Burada üzerinde hareket ettirdiğim zaman değişen IR alana karşı burada sensörümüzün oluşturduğu sinyal neticesinde FET'imizin direnci artıp azalmakta. Zaten burada hareketli bir değer görmeniz infrared ışığa, şu anki ortamdaki infrared ışığa sensörümüzün karşılık verdiğini bize zaten göstermekte. Daha da ileri nasıl test edebiliriz arkadaşlar? Üzerini kapattığım zaman 400'lü bir değer yükseldi. Çektiğim zaman 200'lü değerlere indi. Yine tekrardan üzerini kapattığım zaman 400'lü seviyelere çıktı. Çektiğim zaman da 200'lü seviyelere indi arkadaşlar. Bu şekilde bir tepki veriyorsa sensörünüz sağlam demektir. Ama tabii dediğim gibi en sağlıklı ölçüm sinyali de görerek, oluşan sinyali de görerek yapmış olduğunuz voltajla vermiş olduğunuz bir ölçüm şeklidir. Ama multimetre yardımı ile de bu şekilde sensörünüz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.